Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ünlünün makyajını taklit etmeye karar verdim. Seçtiğim ünlü Hadise oldu. Taklit edeceğim makyajı hemen şuraya koyuyoruz. Benim onun kadar renkli bir bluzum yoktu. O yüzden en yakın bluzum bu olduğu için bunu giydim. Bence normalde, bu da kesinlikle Hadise'nin giyebileceği bir bluz. Yani potansiyeli var gibi. Evet. Ben H&M'den aldım. Artık Hadise H&M'den giyinir mi pek emin değilim ama. yani böyle bir bluz seçtim. Normalde kıyafetimi de hep olduğunca uydurmaya çalışıyorum. Ama bu sefer bu kadar olabildi. Saçlarımız benziyor. Sadece onun saçı sarı. Benim saçım kahverengi haliyle. Ama boy açısından falan aynıyız neredeyse. Fondötenimi yaptım gördüğünüz üzere. Bayağı kapatıcı bir fondöten kullandım. Çünkü Hadise'nin de resimde cildi bayağı pürüzsüz gözüküyor. O yüzden kapatıcı bir fondöten kullandım. Hemen gözlerimle devam edeceğim. Yüzüm daha tam bitmedi. Bronzerim vesaire onlar yapılacak daha ama ilk gözlerimle devam etmek istiyorum. İlk olarak Huda Beauty'nin Naughty paletini kullanacağım. Şöyle bir palet. Buradan olduğunca hafif bir renk seçeceğim. Ve bir blender fırçası alıyorum hemen. Şöyle büyük bir blender fırçasıyla Huda Beauty'nin paletinden raf rengini kullanacağım. Olduğunca hafif bir renk. Hadise de gözünün şurasına zaten bu tarzda bir renk kullanmış. Yani Hadise'nin zaten renkli bir makyajını bulmak çok zor. Aynen, normalde hep makyajları çok doğal tutuyor. Genellikle kahve tonları falan kullanıyor. Yani bulabildiğim en renkli makyajı buydu. Şimdi tabii ki maviye geçiyoruz. O mavi bayağı bir belirgin mavi olduğu için ben far kullanmayacağım. Krem bir ürün kullanacağım. Bunun için Revolution Pro markasının pigment pomadını kullanacağım. Bendeki rengi Ocean Blue. Şu şekilde bir ürün. Şöyle kavanozun içerisinde. Bu ürün bende bayağıdır olduğu için iyice İran'a sert gibi oldum. Bu ürün bende bayağıdır olduğu için birazcık ıslatmam gerekiyor. Bunun için de tabii ki Inglot ürünümü kullanacağım. Şöyle alıyorum. Bunun adı neymiş? Inglot Duraline. Sadece bir damlacık. Bir eyeliner fırçası seçeceğim bunun için. İlk olarak ürünü karıştırıyorum. 2000 years later. Gözümün altına da biraz geçiyorum. Şimdi bu rengi hafifçe birazcık blend yapıyorum. Essence'in bir göz kalemini alıyorum. Electric Vibes Liner ürünü. Bendeki rengi 02 Sorry Not Sorry. Normal lacivert bir göz kalemi. Bunu kullanmadan önce ama Smashbox'un siyah bir göz kalemini alacağım. Siyah göz kalemini ilk olarak şu şekilde. Gözün iç bölgesinde çok hafif bir ışıltı görüyorum. O yüzden Huda Beauty'nin paletini alıyorum yine. Şu Flower Power rengini alacağım. Çok hafif bir şekilde şuralarıma değdireceğim. İlk olarak sarıyla devam edeceğim. Bunun için küçük bir fırça alıyorum. Çok minik bir fırçayla Huda Beauty'nin Sapphire Obsessions paletini alıyorum. Ve buradaki sarı rengi kullanacağım. Sarıyı gözünün iç bölgesine ve altına komple uygulamış. Şu şekilde başlıyorum.
Yine bir hafif bir ışıltı var. Deminki Huda Beauty paletinden. Ya da bunu kullanmayacağım. Direkt aydınlatıcımı alacağım. Bu Becca'nın Moonstone aydınlatıcısı. Bunu zaten birazdan kullanacağım. Hafif bir şekilde sarının üzerine oturtacağım. Shiseido'nun kirpik bükme ürünü aletini alıyorum. Kirpiklerimi önce büküyorum. Hemen rimelimi alıyorum. Benefit'in Back Girl Bang ürününü. Bunun olacak kesin bir şeydi. Tabii ki kirpik yapıştıracağım. Bunun için Shein'den aldığım kirpiklerimi yapıştıracağım. Bunlar bayağı abartılı ama Hadise'de gördüğüm kadarıyla bayağı büyük kirpikler takmış. Hacimli kirpikler. O yüzden bunları kullanacağım. Kirpik yapıştıracağım her zamanki gibi Eskido'nun Companion ürünü. Bu maalesef ne Türkiye'de ne de Almanya'da satılıyor. Amerika'dan sipariş ettiğim bir ürün. Ama gerçekten tavsiye ederim. Bu şekilde gözlerle bitmiş oluyoruz. Yani benzetebildiğimce benzettim. Biraz kendi tarzımı da katmış oldum. Benim gözlerim biraz onunkinden daha fazla pat böyle canlı gibi oldu. Ama pigment kullandığımdan da kaynaklanmış olabilir. Yine yeniden başlasaydım makyaja fara dönerdim. Ben sandım ki far biraz daha çok sönük kalacak gibi. Ama benzedi gibi. Benzetebildiğim gibi. Yüzümle devam edeceğim. Hadise yüzünde aslında sadece bronzer kullanmış gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum. Ama çok keskin bir bronzer kullanmış. Bunun için ben Too Faced'in bir ürününü kullanacağım. Too Faced'in Chocolate Soleil bronzerını alıyorum. Bu çok turuncu değil, çok da grimsi kahve değil. Yani tam ortası onun kullanmış olduğu gibi. Ama keskin olduğu için daha küçük bir fırça kullanacağım. Küçük dediğim aslında yani daha düz bir fırça kullanacağım. Bu Eco Tools'un bir highlighter fırçası. Ben bronzer olarak kullanacağım. Bunu eskiden çok kullanıyordum zaten. Ürünümü alıyorum. Salıp saçla makyaj yapmayı nefret eden tek insan olamam herhalde. Kontürünü bayağı öne çekmiş. Resimde gördüğüm kadarıyla ben de öyle yapıyorum. Ve burnunu da kontürlemiş hafifçe. Onu da yapıyoruz. Bunun için küçük bir fırçayla bronzerimi alıyorum. Biraz da dudaklarımın daha büyük gözükmesi için. Yani allık neredeyse kullanmamış gibi gözüküyor. O yüzden çok hafif bir şey kullanacağım. Physicians Formula'nın Butter Blush'ını alıyorum. Bendeki rengi Vintage Rouge. Vintage Rouge yazıyor sadece. Hafifçe fırçamı alıyorum. Aydınlatıcı da fazla göremiyorum yüzünde. O yüzden az kullanacağım. Bu sefer gerçekten az kullanacağım. Normalinden az kullanacağım. Ve çok küçük bir fırça alıyorum. Az önceki Becca'nın Moonstone ürünü kullanacağım. Bu tabii ki küçük ürünü. Ve Becca artık piyasadan kalkıyormuş. Bunu yeni öğrendim. Bayağı üzüldüm aslında. Sevdiğim bir marka çünkü. Az kullandım gördüğünüz üzere.
Ne kaldı? Şöyle resime bir bakıyorum. Aslında sadece dudaklarımız kaldı. Dudaklar bayağı Hadise'nin büyük. Yani olabildiğimce dudaklarımı büyüteceğim o yüzden. Bunun için ilk olarak Wet n Wild'ın bir dudak kalemini alıyorum. Rengi E712 Willow rengini alıyorum. Şöyle kocaman bir dudak kalemi. Bunu zaten çok gösterdim kanalımda. Sevdiğim bir ürün zaten. Renk açısından da en uygun bu. Yani maksimum ne oluyorsa onu yaptım. Dudak kalemiyle daha fazlası olmuyor. Ruj olarak da MAC'in Honey Love rengini alıyorum. Şu şekilde normal bir MAC ruj. Niye konuşamıyorum bugün? Çok tuhaf gözüküyor. Bu kadar dudaklarımı normalinde dışa doğru boyamıyordum. Normalde sırf içini boyarım. Yani bu dudaklarımı büyütmem makyajla. Şu an gerçekten tuhaf duruyor. Neyse. Saçlarımı da düzelteyim. Bu şekilde makyajım bitmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle yine resmi bir şuraya koyalım Hadise'nin. Benle yan yana. Benzedi mi yorumlara bence yazın. Yani diğer ünlü taklitlerim biraz daha benzemişti bence. Bu biraz daha bir tık kendimi ortaya koydum galiba. Bir tık daha kendim oldum Hadise'den. Yani Hadise'ye pek benzemedim gibi. Ama yine de olduğunca yapmaya çalıştım. Bu makyajı böyle kullanır mıyım? Aslında kullanırım. Evet, renkli makyajı sevdiğim için. Dediğim gibi Hadise pek renkli makyaj yapmıyor aslında. Bulmakta zorlandık biraz. Genellikle hep doğal tonlar kullanıyor. Dudaklar hep aynı. Yani en fazla kırmızı ruj sürer o kadar. Yani öyle gördüm ben. Kendisini çok takip eden biri değilim. Ama sanatını seviyorum, müziğini falan. O Ses Türkiye'ye zaten bakıyordum. Yani biraz zorlandım bulmakta. En renkli makyajı buydu. Hoşuma gitti, eğlendim yaparken. Yorumlara lütfen yazın, benzedim mi, benzemedim mi? Ve bir dahakine hangi ünlüyü taklit edeyim, onu da kesinlikle yazın. Kimleri görmek istersiniz? Hangi makyajları görmek istersiniz? Videom hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi yorumlara da fikrinizi yazın lütfen. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Mavi Hayrettinler. Kendinize iyi bakın diyorum. Öpüyorum, güle güle. Hoşça kalın.